Birlik beraberlik noktasından mutlu akşamlar, saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. BBN Türk ana haber bültenine hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Türk dünyasının liderlerini bir araya getiren Türk Konseyi 8. zirvesi İstanbul'da yapıldı. Küresel diplomaside dengeleri değiştirecek önemli kararlar masadaydı. Teşkilatın dönem başkanlığını da Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçti. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti, önemli mesajlar verdi. Türk Konseyi'ne üye ülkelerin liderleri İstanbul'daki zirvede bir araya geldi. Teşkilatın dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçti. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle Konsey Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını gerçekleştirdi. Konseye üye ülkelerin bayrakları göndere çekildi. Erdoğan ve konukları tekneyle zirvenin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ulaştı. Liderler ve heyet üyelerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mehteran Birliği eşliğinde karşıladı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi'ne üye ülkeler arasındaki ticari işbirliğinin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ülkelerimiz arasındaki ticaretin önündeki tarife dışı tüm engelleri kaldırmalıyız. Kara, hava ve deniz yollarıyla birbirimize sımsıkı bir şekilde bağlanamazsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz. Transit geçiş belgelerine ve ücretlerine dikkat çekti. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, gümrük mevzuat ve uygulamalarımızı uyumlaştırmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Bu doğrultuda uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız. Doğal afetler sonrası rehabilitasyon konularında ortak hareket etmek üzere Türk Devletleri Teşkilatı sivil koruma mekanizması kurulmasını teklif etti. Terörle mücadele ve İslam düşmanlığı da Erdoğan'ın gündemindeydi. Bu konuda işbirliğimizi artırmalıyız. Ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz. Zirvenin teması yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirlerdi. Erdoğan Türkiye'nin çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadelede hassasiyet gösterdiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte şehirlerimizi yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz. Teknofest'in önümüzdeki yıl Azerbaycan'da yapılacağını açıkladı. Yavru vatan vurgusu da yaptı. Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türk dünyası Ali Nişanı'nı takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Aile Meclisi'nin 8. zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık. Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız. Bu adımlarımızı bölgemizin dijital çağda çevreye en duyarlı şekilde inkişafı için uzun soluklu bir çabanın ilk adımı olarak nitelendiriyoruz. Arama, kurtarma ve doğal afetler sonrası rehabilitasyon konularında ortak hareket etmek üzere Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz. Teşkilatımızın gözlemcilik statüsü ve ortaklık kurma usullerine ilişkin kararları da bugün kabul edeceğiz. Dönem başkanlığımızda Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsüne de ev sahipliği yapacağız. İkincisini Mart ayında düzenleyeceğimiz
Antalya Diplomasi Forumu'na hepinizi şimdiden özellikle davet ediyorum. 4 yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen Teknofest'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Türkiye'den Polonya'ya Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının seyahatiyle ilgili önlem alındı. AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'nin Belarus uçuşuyla ilgili kararı için teşekkür etti. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'den Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması kararı alındığını bildirdi. Öte yandan bu uygulamanın diplomatik pasaporta sahip Iraklılar için geçerli olmadığı belirtildi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabında Türk makamlarını ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne desteği ve işbirliği için teşekkür etti. Belarus'a yasal yollarla ulaşan çok sayıda göçmen sınır hattından Polonya'ya geçmek için çabalıyor. Göçmenlerin sınır hattındaki bekleyişi sürerken Polonya'ya geçmeyi başaran göçmenlerin gözaltına alındığı da bildirildi. Bu nedenle iki ülke arasında AB'nin de taraf olduğu bir diplomatik kriz yaşanıyor. Sayın seyirciler, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ulaştı. Meclis Başkanlığı fezlekeyi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk etti. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanmıştı. Fezleke, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Meclis Başkanlığı'na ulaştı. Meclis Başkanlığı fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona havale etti. Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına küfretmesi sonrası İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etmişti. Sayın seyirciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinden Salda Gölü'ne, İzmir depreminden Diyarbakır'a, HDP ve CHP'nin iddialarına tek tek cevap verdi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun atamalarla ilgili açıklamalarına ateş püskürdü. Sırtını vesvese, cuntaya, mafyaya, FETÖ'ye, PKK'ya dayayıp millete parmak sallama dönemi bitmiştir açıklamasını yaptı. Sırtına vesayeti, cuntayı, mafyayı, FETÖ'yü, PKK'yı dayayıp millete parmak sallama dönemi bitmiştir. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun atamalarla ilgili iddialarına böyle cevap verdi. Bunu söyleyen önce kendine bakacak dedi. Şu anda iş tuttuğu kökü dışarıda, kendi içeride arkadaşlarına, birlikte yol yürüdüklerine, iş tuttukları ABD'deki FETÖ trollerine bakacak. Bunu söyleyen ondan sonra karşımıza geçecek, onurlu bir şekilde konuşacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum mecliste bakanlığının bütçesine ilişkin soruları cevapladı. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun atamalarla ilgili iddialarına tepki gösterdi. Gergerlioğlu'nun söylediklerinin bizim nezdimizde hiçbir şekilde kıymeti, harbiyesi yoktur. HDP'li komisyon üyeleri Salda Gölü korunmuyor iddiasında bulundu. Bakan kurumdan o iddialara tokat gibi cevap gecikmedi. Salda'yı biz tertemiz hale getirdik. Peki siz Salda bu haldeyken neredeydiniz? Yani Salda'da kumsala araçlar girerken, o kıyıda çamur banyosu yapılırken siz neredeydiniz ya? HDP'nin bu zamana kadar millete faydası olan hiçbir adımın içerisinde olmadığının altını çizdi. Tepkisini arttırarak sürdürdü. O sizin rantçı ifadelerinizi aynen size iade ediyorum. Kimin rantçı olduğunu, kimin yağmacı olduğunu, kimin talancı olduğunu milletimiz çok iyi biliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İzmir depremi de gündeme geldi. Haksızlık ediyorsunuz. Hiçbir şekilde bu noktada İzmir'de de mağduriyet adına herhangi bir durum yoktur ve inşallah 26 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmir'de ilk konutlarımızın teslimini de depremin birinci yılında yapacağız. CHP'li Seyit Torun kuruma İzmir'i mağdur ettiğiniz suçlamasında bulundu. O iddia misliyle karşılık buldu. Gazi Mustafa Kemal'in mağrur İzmir'ini 20 yılda mağdur İzmir siz yaptınız. Bana İzmir'de 25 yıldır
Ne yaptınız? Bir tane kentsel dönüşüm projesi, bir tane deprem dönüşüm projesi, başlattığınız bir tane çalışmayı, bir örneği gösterir misiniz? Bunu söyler misiniz? Kanal İstanbul'da bütçe görüşmelerinde tartışılan konular arasındaydı. Bakan kurum, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehditlerine dikkati çekti. Müteahhitler, devlet kurumları, çalışanlarımız, bakanlık çalışanları, kurumların başındaki yöneticiler tehdit ediliyor. Bu millet bu tehditlere kulak asmaz. Tehdit edenleri görüyor ve gereken cevabı da verecektir. Yakmakla, yıkmakla, küfretmekle, tehdit etmekle muhalefet edilmez. Siz yıkmak dersiniz, biz yapmak deriz. Siz yıkarsınız, biz yaparız. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, daha kaçırılan çocukları için nöbet tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Çocukların daha yolunda değil, okul yolunda olması gerektiğini söyledi. Uluslararası İnsan Hakları Kurumlarına çağrıda bulundu. Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti, dertlerini dinledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Diyarbakır'daydı. PKK terör örgütü tarafından daha kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Yüreği evlat ateşiyle yanan anne ve babalarla görüştü. Biz silahsızdık, biz köyde yaşıyorduk. Gelip oğlumu evden aldılar, bir ahıra götürdüler. Aileler Bakan Gül'e evlatlarının daha nasıl kaçırıldığını anlattı. HDP ve terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdı. Şükürler olsun, bizim devletimiz var, bayramımız var. Allah'ın izniyle devletimiz var. Asker evlatlarımız milletimiz var, evlatlarımız var. Allah onların başımızdan hep beraber eksik etmesin. İnşallah. Bakan Gül ziyaretinin ardından kameralar karşısındaydı. Çocukların, evlatların yeri dağ değildir. Annelerin kucağıdır, annelerin yanıdır. Bu çocuklar okullarda olması lazım. Bugün okul yolunda olması lazım, dağ yolunda değil. Bu konuda da devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla annelerimizin yanındadır. Bu konuda terörle mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Mesajı netti. Tüm dünyaya çağrıda bulundu. Nerede dünyada insan hakkı savunucuları, nerede uluslararası insan hakları kurumları, burada bir insan hakları ihlali, bir zulüm ortadadır. Diyarbakır'dan tüm dünya insan hakları mekanizmalarını, kurumlarını, savunucularını, eğer bu konuda samimilerse bu feryadı, bu çığlığı duymaya davet ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı. Bakan Elvan, ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflendiği iddialarını yalanladı. Elvan, kurun değerinin piyasada belirlendiğinin altını çizdi. Son günlerdeki döviz kurlarındaki hareketliliğe değinen Elvan, hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil dedi. Türkiye'de dalgalı kur rejiminin olduğunu belirten Elvan, kurun değeri de piyasada belirlenir dedi. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerinde yaşanan hareketliliğin farkındayız değerlendirmesini yapan Elvan, büyümeye yönelik mesajlar da verdi. 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünümle %9'un üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Elvan, büyümenin en az %65'i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emeklilikte yaşa takılanları üzecek bir haber geldi. Yapılan açıklamada bakanlığın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili öncelikli bir gündeminin olmadığı belirtildi. Muhalefetin sık sık dile getirdiği ve son zamanlarda gündemden düşmeyen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliye çalışmasıyla asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir denildi.
Değerli izleyenler, 2021 eğitim yılının ilk ara tatili başladı. Öğrenciler bu ara tatillerinde karne almadılar ama 9 gün boyunca dinlenme fırsatları olacak. Aynı şekilde 1 milyondan fazla öğretmen de ara tatilde idari izinli sayılacak. 6 Eylül'de başlattığımız yüz yüze eğitim sürecimize 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük bir ara tatille mola vereceğiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil için son ders zili çaldı. Yoğun geçen sınav haftası maratonu sona erdi. Öğrenciler 9 gün boyunca dinlenecek. Milyonlarca öğrenci koronavirüsün ilk dönemlerinde uzun süre okul sıralarından geri kalmıştı. 6 Eylül'de başlayan eğitim öğretim yılı için ilk ara tatil zamanı geldi. 9 günlük tatil için son ders zili bugün çalacak. Meriç, ara tatilde neler yapmayı planlıyoruz? Arkadaşlarımla yine vakit geçiririm. Arkadaşlarımı eve çağırırım, ben onlara giderim diye düşünüyorum. Bazı yerlere gidebiliriz ailemle birlikte. O kadar çok dinlemeyeceğim çünkü İngilizceyi daha çok sevdiğim için İngilizceye çalışacağım. Öğrencilerin kimisi heyecanlıydı. Heyecanlıyım. Köye gitmeyi düşünüyorum. Köyde yapılacak bir sürü aktivite var. Kimi ise okulundan ayrıldığı için üzgündü. Bir o kadar da üzgünüm arkadaşlarımdan ayrılacağım için. Bu dönem yaklaşık 6 bin sınıf pozitif vakalar sebebiyle eğitime ara vermişti. Bazı okullarsa tek bir sınıf bile kapatmadan süreci başarıyla atlattı. Oldukça verimli bir dönem oldu. Okulumuzda hiçbir şekilde sınıfımız kapanmadı. Birkaç pozitif vaka dışında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çocuklarımız da güzel bir şekilde derslerini aldılar bu dönem. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yayınladığı ara tatil mesajında yüz yüze eğitimden vazgeçmemekte kararlı olduklarını açıkladı. Yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Eğitimin temel taşıysa şüphesiz ki öğretmenlerimiz. Geçtiğimiz yıl mesleki eğitimlerini online olarak devam ettirmişlerdi. Bu senede ara tatilde idari izinli sayılacaklar. Öğrencilerimiz birazcık yoruluyorlar haliyle. Onlar birazcık dinlenecekler. Aynı şekilde biz öğretmenler de bir dinlenme süreci geçirmiş olacağız. Şehir dışına çok uzağa gitmemek şartıyla çıkabileceğiz. İstanbul'da olmayacağım. Yarın akşam bir Eskişehir'e yolculuğum olmuş olacak. 2 günlük bir tatilim olacak. Ara tatilin başlamasıyla otogarlardaki yoğunluk da arttı. Kimileri bu süreyi memlekete gitmek için değerlendiriyor. Kimileri ise 9 gün boyunca tatil yapacak. Sınavı vardı zaten, 12'de sınavı vardı. Son dersi bekledim. Sınavdan sonra aldım çocuğu. Tatil olduğu için gidiyoruz. Cuma günü geri geleceğiz inşallah, Allah nasip ederse. İstanbul'un pek çok semtinde henüz bir zam kararı alınmadığı halde ekmek 2,5 liradan satılmaya başlanmıştı. Ticaret odası kararı resmileştirdi. İstanbul'da artık 230 gram ekmeğin satış fiyatı 2,5 lira. İstanbul'da ekmek için belirlenen fiyat tarifesi değişti. Ticaret odasının kararıyla ekmeğe %25 zam yapıldı. Bugünden itibaren İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı tüm fırınlarda zamlı fiyatlar uygulanmaya başladı. 230 gram ekmek artık sofralara 2,5 liradan ulaşıyor. 1,5 olmalı. Çünkü herkes yiyebilsin. Çünkü biz tarla ülkesiyiz. Niye için bu kadar pahalı? Halk ekmek niye 25 kuruş? O da kar ediyor, o da kar ediyor. Normalde 1 ya da 1,5 lira olması lazım. Zamlı fiyatlar İstanbul'un birçok semtinde geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlamıştı. Maliyetlerin arttığını söyleyen fırıncılar 2,5 lirayı az buluyor. Şu an için yetersiz bir fiyat. Çünkü unun çuvalı 290 lira oldu. Giderler arttı. Doğalgaza 150 zam geldi. Elektriğe 148 zam geldi. Maya fiyatları kolisi 160 lira oldu. İçi giderler arttığı için bu fiyat yetersiz bizim için. Devletten katkı istiyoruz. Un fiyatları çok artıyor. Un fiyatları haftalık 15 lira artıyor. Elektriğe zam, her şeye zam. O da onu tetikliyor. Onlara da diyecek bir şey yok. Yani ne? Fırıncılar da mecbur mu kalıyor? Mecbur kalıyorlar. Günde 4-5 ekmek alan kalabalık ailelerse zam kararına tepkili. Fakirin yediği şey ekmekti zaten. Artık bilmiyorum. Bak geliyoruz, halk ekmekten ucuz ekmek alıyor, almaya çalışıyoruz. Burada kaybeden sadece vatandaş oluyor.
2,5 liradan satılan ekmeğin en az 230 gram olması gerekiyor. Ancak tüketiciler bazı fırınların gramaj artışı yapmadığını iddia ediyor. Hangi bir ekmeği alırsanız alın, 210 gram gelirse tek ayak üstüne buradan deniz kenarına kadar yürürüm. 210 gram değil 200 gram gelmez. Üstelik de Türk milleti ekmeğe düşkünüz. Yani düşün, ekmek bu durumda. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan israfın boyutunu da açıkladı. Türkiye'de her gün 4 milyon 900 bin ekmek çöpe atılıyor. Geçen birisi bir poşet attı, dedim hanımefendi bunu niye dedim yumurtaya bulayıp da yani yemiyorsunuz dedim, gelip çöp atıyor, ayıp dedim yani. Ama insanlarımız bilinçsiz olduğu için 5 ekmek alıyor. Ertesine yerim diyor. Halbuki 2-3 gün aradan geçiyor, bu kez ekmek küflenmeye başlıyor. İsrafın bu kadar büyük olmasının sebebi ekmeği doğru saklayamamak. Birçok kişi küflenmesini önlemek için buzdolabına koyuyor. Ancak bu doğru bilinen yanlışlardan. Peki aldığımız ekmekleri nasıl muhafaza etmeliyiz? Derin dondurucularda saklamak daha sağlıklı. Hem de küflenmesini daha geçe, bir ay dahil muhafaza etme süresi dahil var. Ticaret Bakanlığı her ay ikinci el araçlarla ilgili ihaleye çıkıyor. Üstelik birçok aracın fiyatı da 100 bin TL'nin altında. İşte detaylar. Ticaret Bakanlığı her ay ihale yoluyla ikinci el araç satıyor. Piyasanın çok daha altında rakamlara satılan araçlar 100 bin TL ve altında fiyatlarla alıcı bulacak. Ülkeye yasa dışı yolla getirilmeye çalışılan, gümrükte el konulan araçları Ticaret Bakanlığı ihale yoluyla satıyor. Satışa çıkan araçların arasında birçok marka ve model yer alıyor. Spor modellerden aile araçlarına kadar istenilen her modelde araç bulabilmek mümkün. Ticaret Bakanlığı daha önceden yasal olmayan yollarla Türkiye'ye girmiş bir takım araçlar vardı. Bunlar da ambarlarda çürüyordu. Bunların ekonomiye kazandırılması çok güzel bir düşünce. Bunun için Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muşav'a emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İhale yoluyla satışa çıkarılan bu araçların fiyatları da piyasa değerinin oldukça altında. Satın alacak araçlar ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca satın alacak aracın ekspertiz raporu da alınabiliyor. Bu araçların satışı piyasadaki ikinci el araçların fiyatlarının yükselmesini az da olsa engelliyor. En azından şu sıralar araç tedarikinde ciddi sorunlar var, ciddi sıkıntılar var ve araç fiyatları yükseliyor. Bunun da önüne geçilmiş olur bu tür araçlarla. İnşallah bu tür çalışmaların daha fazla yapılmasını istiyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçların listesini bakanlığın internet sitesinden bulmak mümkün. Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşıldı. Köprünün son tabliyeleri yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle yerleştirilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli 18 Mart 2017'de atılmıştı. Türkiye'nin tarihi projelerinden birinde daha sona gelindi. 87 tabliyeden 81'inin montajı tamamlandı. Kalan tabliyeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle iki blok halinde köprüye yerleştirilecek. Ardından asfaltlama, korkuluk ve trafik düzenlemeleri yapılacak. Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olacak köprü, Asya ile Avrupa kıtalarını bir kez daha karayoluyla birleştirecek. Köprüde araçların geçeceği yolda tamamlanmak üzere. Türkiye'de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresi artmış sayın seyirciler. 2019'a göre 19 dakika daha televizyon karşısında kaldık. Ortalama rakam günlük 4 saat 33 dakika oldu. Bu istatistik dünya ortalamasında hayli üzerinde. Televizyon izleme araştırmaları yaptıkları araştırmaya göre 2020 yılında Türkiye'de televizyon izleme süresinin dünya ortalamasının da üzerine çıkarak 4 saat 33 dakika olduğunu açıkladı. 4-5 saat izliyorum. Haber izliyoruz, film izliyoruz, yarışmalar oluyor. Halk müziğini ben çok severim. Kitap da okumayı seviyorum ama televizyon daha fazla oluyor saat olarak.
Salgın döneminde evde kalan Türk halkı ortalama televizyon izleme süresini 2019 yılına göre 19 dakika artırdı. Dünya ortalaması 2 saat 54 dakika, Türkiye'de ise her gün ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izleniyor. Televizyon izliyorum da işten dolayı fazla izleyemiyorum. Erken uyumaya çalışıyorum. Siz günlük ortalama aşağı yukarı ne kadar televizyon izliyorsunuzdur? 3 saat. Türkiye'de hafta içi en çok çarşamba günü, hafta sonu ise pazar günü televizyon izleniyor. İlerleyen yaşlardaki insanlar televizyonu tercih etse de gençler aynı düşüncede değil. Özellikle 95-2000 sonrası gençler televizyonlardan uzak. Çünkü televizyondaki dizilerin hiçbiri bu gençleri temsil etmiyor. Daha çok yozlaştıran programlar. Televizyon değil de genelde böyle internet dizileri. Televizyon dizileri gerçekten çok sıkıcı oluyor. Bir de süresi çok uzun oluyor. Ortalamalar yüksek ancak televizyondan uzak durmaya çalışanlar da var. Televizyon izlemeyi doğru bulmuyorum ben açıkçası. Çünkü yanlış medya artık bizi o kadar içine çekmiş ki. Ben doğru şekilde haber yaptıklarını da düşünmüyorum. Özellikle Türk dizileri bence hiç mantıklı değil. Aşiret dizileri, onu alma, bunu vermek. Tecavüz, taciz olaylarını bile görmeye başladık. Ben televizyon izlemeyi doğru bulmuyorum. Hep yalan dolan haber veriyor. Onun için izlemiyorum. Ben televizyon izlemeyi sevmiyorum. Televizyonda döngüsel olarak hem reklamsal açıdan bir kısır döngü var. Dizilerin içeriklerine baktığımızda hep aynı içerikli dizileri görüyoruz. Yeni jenerasyonun çok fazla izlediğini düşünmüyorum. Ben televizyonun aslında bir tür bağımlılık olduğunu düşünüyorum. Televizyon için farklı yorumlar vardı ancak görüyoruz ki izlenme oranları oldukça yüksek. Değerli izleyenler, daha önce yabancı uyruklardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çok konuşulacak bir karara daha imza atmaya hazırlanıyor. Nikah tarifeleriyle ilgili belediye meclisine sunulacak teklife göre yabancılar nikah için 100 bin lira ödemek zorunda kalacaklar. Kentte kişilerin ilk, ikinci ve üçüncü evliliklerinden de farklı nikah ücretleri alınacak. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira. Bolu'da. Bolu Belediyesi çok ilginç bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Yeni nikah tarifeleri özellikle yabancı uyrukluları zora sokacak. İki Suriyeli burada, iki Iraklı burada evlenmesin diye işte biz bu düzenlemeye getiriyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikah tarifeleriyle ilgili belediye meclisine sunacakları teklifi açıkladı. Çok tartışılacak teklifin kabul edilmesi durumunda kentte kişilerin ilk, ikinci ve üçüncü evliliklerinden farklı nikah ücretleri alınacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikah olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Teklife göre taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira olacak. Bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede aileyi korumak için, boşanmayı özendirmemek için. İkincisi, iki tane yabancı uyruklu Bolu'da evlenmesin diye, Bolu'ya yerleşmesin diye, Bolu'da çoluk çocuk sahibi olmasın diye. Tanju Özcan çok tartışılacak teklifin meclisten oy birliğiyle geçeceğine inanıyor. Gerekçesi de oldukça ilginç. Çünkü muhalefet meclis üyelerinden bir tanesi bile buna hangi gerekçeyle itiraz edecek merak ediyorum. İtiraz edene de şu soruyu sorarım. Kardeşim ikinci evlilik peşinde misin, üçüncü evlilik peşinde misin sorusunu sorarım. Özcan'ın tepki çeken bu açıklamaları ilk değil. Daha önce de yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağını duyurmuş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özcan hakkında nefret ve ayrımcılık suçlarından soruşturma başlatmıştı. Değerli izleyenler, Malatya bugün 4.7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremde neyse ki can kaybı yaşanmadı. Depremi hisseden herkes can havliyle dışarı koştu. Deprem anında kameralarda kayıttaydı. Malatya 4.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaşanan korku ve panik kameraya saniye saniye yansıdı. Thank you.
Saatler 12.19'u gösteriyordu. Malatya'nın Pötürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştu. Ben böyle oturuyordum abi. Şimdi arkadaşlarımla dedim salam alalım asayi. Buna baktım ki lamba falan da salı. Sarsıntıyı hisseden herkes panikle dışarı koştu. Hemen telefonlarına sarıldı. Sevdiklerinden haber almaya çalıştı. Deprem anında kameralarda kayıttaydı. Görüntülerdeki 4 kişi iş yerinde toplantı halindeydi. Bir anda sarsıntıyı hissettiler. Biz de içeri toplantı yapıyorduk. Bayağı bir sarsıntı hissettik. Rabbim bir daha yaşatmasın, o günleri göstermesin. Deprem Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Kentte 3 gün önce de bir bina çökmüştü. Peş peşe gelen kötü haberler Malatyalıları isyan ettirdi. Ya arkadaş bu ne ya? Ya her gün deprem, her gün deprem. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dışarıya kaçtınız mı deprem? Ya kaçmaz olur muyum ya? Ayakkabım bile giymeden çıktım abi. Evet, ne kadar çok yeter desek de, artık olmasın desek de, sosyal medyadan, televizyonlardan ve fırsat bulduğumuz her yerden dile getirmeye çalışsak da maalesef bitmek bilmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Dehşetin adresi bu kez Ordu'nun Korgan ilçesiydi. Kendisinden boşanmak istemesini hazmedemeyen bir şahıs talihsiz kadına minibüsle çarparak öldürdü. Tek isteği eşinden boşanmaktı. Deliye dönen kocası çocuklarının gözü önünde minibüsü üzerine sürerek öldürdü. Dehşetin yaşandığı yer Ordu'nun Korgan ilçesi. Selime Pişkin yolda çocuklarıyla birlikte yürüyordu. Ayrılmak üzere olduğu eşiyle karşılaştı. Cani koca minibüsü kadının üzerine sürdü. Çocuklarının gözü önünde eşine böyle çarptı. Cani adam bununla da kalmadı. Araçtan inerek yerde yatan eşini tekmeledi. Çevredekiler hızla yardıma koştu. Sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler saldırganı linç etmek istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri adamı kalabalığın elinden zor kurtardı. Selime Pişkin ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evet, insanın çocuklarını dahi göremeyecek kadar öfkelenmesine kadar acı, Allah ıslah etsin diyelim. Denizli'ye geçiyoruz. Denizli'de yaşayan Emine Nine'den tam 100 saattir haber alınamıyordu. Oğulları ve ekipler gece gündüz demeden onu dağ taş aradı. Tam 4,5 gün sonra sevindirici haber geldi. Emine Nine ölüme meydan okuyarak sağ salim bulundu. Evlatlarına günler sonra kavuşan annenin o hali izleyen herkesi duygulandırdı. Hasret böyle son buldu. 100 saattir dağ taş karış karış arandı. Tam ümitler tükenmişti ki sapasağlam bulundu. Biliyorum biliyorum biliyorum, seni götüreceğiz oraya. Seni götüreceğiz oraya. Tamam. 78 yaşındaki Emine Nine, oğlu Osman Aksoy ile birlikte ormana mantar toplamaya gitti. Bir süre sonra yoruldu. Oğlu dinlenmesi için onu yalnız bıraktı. Mantar aramaya devam etti. Döndüğünde annesini bulamadı. Hemen ekiplere haber verdi. Salih, şu çalıların arasına bir baksana bir. Gece gündüz yüzlerce kişi ormanı alt üst etti. Bakılmadık bir yer bırakılmadı. Ama yaşlı kadına bir türlü ulaşılamadı. Arama çalışmalarında 4 gün geride kalmıştı. Ümitler tam anlamıyla tükenmişti. Biz ölüsünü arayıyorduk. Hani 4 gün oldu ya, biz valla sadece umut etmiyorduk artık. Biri öldürdü, aldı git attı bir yere diyordum hele. İki muhabir yerde bir kadının yattığını fark etti. Yanına geldiklerinde büyük sevinç yaşandı. Biliyorum biliyorum biliyorum, seni götüreceğiz oraya.
Seni götüreceğiz oraya. Allah! Tamam. Düşmüş, kolunu kırmıştı. Yüzü de morluklar içindeydi. Başörtüsünü kendi imkanlarıyla koluna sarmıştı. Yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen aklı oğullarındaydı. Osman mı? He. Benim oğlan. He. Arıyorlardı reyderleri. Arıyorlar. Gelecekler şimdi. Gelecekler. Haber verdim. Gelecekler mi? He, haber verdim. Allah! Haber verdim teyzem, haber verdim. Vallahi şengeler vallahi. Siz benim anları buldum. Haber verdim teyzem. Günlerdir aç ve susuzdu. Onu bulan muhabirlerden su istedi. Tam 2 litre suyu kana kana içti. Bekle şimdi. Abi, su mu? Su. Ben sana su bulurum ya. Oğullarına haber verildi. Kayıp annesini günler sonra karşısında gören evlatları gözyaşlarına boğuldu. Büyük kavuşma izleyen herkesi duygulandırdı. Yaşıyorsun. Allah! Çok iyisin. Çok iyisin. Allah! Çok iyisin. Çok iyisin. Allah! Abi. Binler şükürler olsun Allah'ıma. Allah'ım bizi yardım etti. Allah sizi de etsin abim, tamam mı? Mutlu. Evladımızlar, herkes. Sağlık ekipleri Emine nineye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Saatimiz 20.06'yı gösteriyor. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, doğru haberin adresi BBN Türk'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zonguldak Ereğli'de alkollü bir kadın sürücü aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine gelen polis ekiplerini saatlerce uğraştırdı, hakaret etti. Ehliyetine el konulan kadın gözaltına alındı. Alkollü kadın sürücü aydınlatma direğine çarptı. Üstüne bir de kendini savundu. Polis ekiplerine böyle zorluk çıkardı. Yer Zonguldak, Ereğli. Alkollü bir kadın sürücü kaldırıma çıktı. Aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Dur Ekipler cezai işlem başlatmak istedi ancak alkollü sürücü zorluk çıkardı. Sen kafayı mı yedin? Manyak mısın? Beni bağlamam lazım, ben farkında değilim. Polis memurlarının yardımını kabul etmedi. Alkol metreyi üflememek için elinden geleni yaptı. Arabayı kendisinin vurmadığını dahi iddia etti. Sinir krizleri geçiren kadını bekçi sakinleştirmeye çalıştı. Bak, devletin memuru burada sizi sabaha kadar beklemeyiz. Şunu üfleyecek mi? Abi! Araba çalışmıyor, Ekipler kan testi için hastaneye götüreceğini söyledi. Bunu duyan kadın çılgına döndü. Polis memurunu hainlikle suçladı. Hainlik kötüsü yapma, insan gibi yaklaş. Kadın sürücüye ceza kesildi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Değerli izleyenler, geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Kastamonu'da yaşayan Dadaylı ailesinin evi esrarengiz bir şekilde sürekli yanıyordu. O yangınlar devam ediyor. Evde 16 günde 17 kez yangın çıktı. Ne yapacağını şaşıran aile son çare Diyanet'ten yardım istedi. Gece sabaha kadar sokakta arabanın içinde nöbet bekliyoruz. Hani acaba elimizde itfaiye yordu mu? Acaba neresi yanacak? Şaşırdık kaldık. Akıl mantık alacak bir şey kalmadı. 16 günde evleri tam 17 kez yandı. Peş peşe çıkan yangınlar aileyi canından bezdirdi. Esrarengiz yangınlar için Diyanet'ten yardım istediler. Sizlerden tek isteğimiz hani bir Diyanet'ten bir hocalarımız gelsin. Bir incelemede bulunsun. Biz artık bu evde duramaz olduk. Kastamonu Kurusaray köyünde Dadaylı ailesinin başı esrarengiz yangınlarla dertte. İki katlı betonarme bu evde yangınların bir türlü ardı gelmiyor. İlk ayın 27'sinde yangın benim yatak odasından çıktı. Orayı söndürdük. O günden bu tarafa her gün evimiz yanıyor. İlk yangında itfaiyeden yardım istediler. Ardından kendi imkanlarıyla peş peşe çıkan yangınları söndürmeye çalıştılar. Ama yangınlar bir türlü bitecek gibi değil. 16 günde evleri tam 17 kez yandı. Bugün burada mı yangın çıkacak?
Yarın başka yerden mi çıkacak? Şaşkınlıyız yani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şaşırdık artık. Evde bekliyorduk. Şimdi bekleyecek evimizde kalmadı. Sokakta arabanın içinde bekliyoruz. Hala gece gündüz bekliyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Günlerdir gözlerine uyku girmedi. Ellerinde hortumlarla telaş içinde yangın çıkacak mı diye bekliyorlar. Gece gündüz bekliyoruz. Şaşırdık. Yani evimizde hiç yanmayan hiçbir yerimiz kalmadı. Bütün eşyalarımız, elbiselerimiz, çoraplarımıza varana kadar her şey yandı. Bir çıtırtı gelse hemen korkuyoruz. Hep panik içinde, hep diken üstünde duruyoruz. Dehşeti yaşayan ailenin çoğu eşyası da yangınlarla beraber kül oldu. Şimdi kıyafet bulmakta dahi zorlanıyorlar. Evimizde hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani çorabımıza varana kadar televizyon, buzdolabı hepsi yandı. Yani ayağıma giymeye çorabım dahi kalmadı. Yangınların sebebi bir türlü bulunamadı. Dadaylı ailesi Diyanet'ten yardım bekliyor. Artık devlet büyüklerimiz mi el atar, Diyanet İşleri mi el atar? Yani biz bıktık artık yani yardım istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Evet, son durum ne olacak biz de merak ediyoruz. Değerli izleyenler, bugünkü ve hatta bu haftaki birlikteliğimizin sonuna geldik. Başta yönetmenim Duygu Genç, tüm ekip arkadaşlarım ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yeniden birlikte olacağız ve birazdan Ankara Stüdyosu'nda Perde Arkası adlı program olacak. Talat Atilla ve Temel Korkmaz'ın bu haftaki konukları AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Doktor Rüstem Zeydan olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. We'll be right back.